basın kartından iyi akşamlar efendim. Her hafta olduğu gibi gazeteci, uzmanlar, akademisyenlerle, siyasetçilerle Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz. Bugün üç değerli gazeteci arkadaşım var. Hemen onları size tanıtmak istiyorum. Muharrem Sarıkaya, Habertürk yorumcusu ve yazarı. Hoş geldiniz Muharrem abi. Mustafa Kartoğlu, Star Gazetesi, Ankara Temsilcisi ve Mehmet Hacet. Kanal ile Ankara Temsilcisi ve Yeni Çapak yazarı. Sen de hoş geldin. Evet. Ee, çok başlığımız var. İçeride 3-4 başlığımız var. Dışarıyla ilgili başlıklar var. Önce isterseniz hızlı bir Bölgemizle ilgili tur atalım. Ee, Mehmet senden başlayalım. İdlib'le ilgili aslında alttan alttan ciddi bir ateş devam ediyor. Ama uluslararası toplantılar da sürdüğü için henüz sanki harekete geçilmemiş gibi. Sen Cumhurbaşkanı'nın Orta Asya ziyaretinin arkasından 7'sinde İran'da, Tahran'da bir toplantı var. Ondan sonra biraz daha netleşebilir gibi görünüyor. İdlib'de son durum ne? Şimdi geçen hafta akşamdan sabaha e, bu... İdlib'e bir operasyon yapılacağı, bir saldırı başlatılacağı beklentisi daha yüksekti. Bugün itibariyle biraz biraz tavsama e, görüyorum ben doğrusu. Bu tabi olacak olmayacak anlamında bir iddia koyma anlamında söylemiyorum e, bunu. E, ama her durumda 7 Eylül'de Tahranda yapılacak olan üçlü zirve, Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılacak olan e, zirvenin belirleyici bir rol. Oynayacağını düşünüyorum İdlib'in geleceğine dönük olarak. Şimdi tabii doğru yani Birleşmiş Milletler'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, Fransa'dan bir baskı var. Yani İdlib'de BM rakamlarına göre 2,5 milyon işte 3,5-4 milyona kadar çıkan insan yaşıyor. Suriye'nin diğer bölgelerinden kaçıp gelen insanların da son sığınak noktası olarak İdlib kabul ediliyor. Bu anlamda ki daha önce bir Halep örneğin saldırıları var. Orada okullar, hastaneler ne kadar büyük bir trajedi yaşandığını da hepimiz biliyoruz. Benzeri bir durumun İdlib için de söz konusu olması, tehlikesi karşımızda duruyor. Şimdi ben tabii bir uluslararası boyutu var. Bir de Türkiye'nin yürüttüğü bir trafik var. Ben bu trafiğin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye bayram tatiline girmeden önce 17 Ağustos'tu galiba... Ee, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarla MİT Başkanı Hakan Fidan önce Moskova'ya gittiler. Ee, daha sonra enteresan bir şey daha oldu. Bu iki e, bu ikili Hulusi Akar ve Hakan Fidan döndüler. Bir hafta sonra tekrar gittiler. Yine hatırlayalım. Sonra Mevlüt Çavuşoğlu da o geziye dahil oldu. Putin tarafından kabul edildiler. Orada işte hatta Çavuşoğlu'nun ilişkilerimizi kıskananlar var diye bir açıklama yaptığını da e, biz biliyoruz. Bunu şimdi sorup soruşturunca şöyle bir şey karşımıza çıktı. Yani o ikinci gezi, aradan geçen bir hafta o bir hafta içerisinde ilk müzakerelerin üzerine dönüldü. Burada bir e, görüş oluşturuldu. Kullanılan tabir de e, bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, istişareler e, yapıldı ve bu oluşturulan görüş doğrultusunda tekrar bir Moskova'ya gidildi. Şimdi e, bunun, yani bu temas, sağlanan bu temasların arkasında devam ediyor. Devamında yine işte Rus Savunma Bakanı'yla Hulusi Akar'ın tekrar telefon görüşmeleri oldu. İstihbarat birimlerinin kendi aralarındaki görüşmeler bir taraftan devam ediyor. Şimdi eğer İdlib operasyonu olmayacaksa, ertelenecekse ya da sınırlı ölçüde olacaksa bu üç ihtimalde açık görünüyor. Ben burada Türkiye'nin yürüttüğü bu trafiğin çok kayda değer olduğunu düşünüyorum. Yani bu trafik belki sayesinde... E, İdlib e, operasyonu, İdlib'e dönük saldırıların e, ertelenebileceğini ya da sınırlı kalabileceğini e, düşünüyorum bundan sonrası. En azından şu ana kadar yapılmamasının sebebi o. Evet yani şimdi İdlib dediğimizde şimdi üç taraftan e, rejim, İran milisleri de var aralarında e, kuşatmış durumdalar ağır silahlarla. E, bunun gerekçesini de biz biliyoruz. Yani Esad rejimi son dönemde Suriye'nin <laughs> Diğer bölgelerinde önemli mevziler elde etti ve artık hani sıra kendilerini engelleyen başka bir faktör başka bir bölge olmadığı düşüncesiyle sıra İdlib'e geldi. Onlara kalırsa devamında Afrin olacak, onun devamında işte Fırat kalkanı bölgesi yani komple bu toprakların hepsi bizim. Bunlar hepsini biz alacağız diye düşünüyorlar. Yani bugüne nasıl gelindi sorusunun veya niye bir konuşuyoruz sorusunun temelinde bu var. Yani Esad rejiminin odaklandığı, odaklanması gereken başka bir bölge pek kalmadı Suriye coğrafyasının diğer bölgelerinde. Ama şunu unutmayalım yani rejim kendi başına, kendi kafasına göre bir şey yapamaz. Orada belirleyici aktör Rusya'dır. Ee, Rusya otur dediği zaman oturur kalk dediği zaman kalkar ee, rejimin e, kendi başına karar verip hareket etme gibi bir durumu söz konusu değil dolayısıyla o yapılan bir takım açıklamalar tehdit açıklamaları falan da görüyoruz zaman zaman bunların bir e, karşılığını yok bir retorikten ibaret olarak görüyorum ben Rusya Rusya'da tabii yani son dönemde bir, birden fazla e, gerekçeyle Türkiye ile e, bu yakınlaşma iklimine önem veriyor yani Rusya'da önem veriyor ve Astana süreciyle başlayan, kaydedilen ilerlemelerin bir ayağında da Türkiye ile yapılmış olan müzakereler ve o müzakerelerin sahaya yansıması var. Yani Fırat Kalkanı'nda da bu böyle oldu, Afrin'de de bu böyle oldu. Türkiye ile Rusya oturdu, müzakere etti, pazarlık yaptı ve o masada alınan kararlar sahada uygulama biçiminde bizim karşımıza çıktı. Şimdi burada da yani İdlib konusunda da Türkiye'ye rağmen Rusya'nın da çok serbest bir şekilde hareket edeceğini düşünmüyorum ben. Ama bu demek değildir ki tabii yani İdlib'le ilgili tehdit, risk, oraya dönük saldırı planları hepten rafa kalkmış anlamında da bunu söylemiyorum ama Kartoloğlu'nun dediği gibi yani eğer burada bir tavsama varsa veya biraz geri adım söz konusuysa ben bunun doğrudan Türkiye'nin inisiyatif kullanıp endişelerini, kaygılarını ve uyarılarını Moskova'ya iletmesi sonrasında gelişen bir sürecin sonucu evet, olarak, olarak değerlendiriyor. Biliyorsun. Kartol sen ne görüyorsun çünkü bu mesele ilan orada kalmayacak belli ki. İşte formüller belli. Rusların da desteğiyle, rejimi ve İran'ın da desteğiyle bir saldırı ya da Türkiye'nin ara çözüm önerisiyle zaman <laughs> ayarak çözmek ama son talilde Suriye meselesi de bir sona doğru gidiyor gibi. Dolayısıyla İdlib bütün işte Radikallerin toplandığı bir yer olarak kabul edildiği zaman ne olabilir ki? Şimdi Türkiye aslında başından beri hep aynı şeyi söylüyordu. Bir, bir ölçüde de bu baş, ya, başarıldı, yapıldı şu ana kadar. Nedir o? Bölgedeki grupların e, Türkiye ve Rusya tarafından terörist olarak kabul edilmeyenleri, terörist olarak görülmeyenleri. En son Araruşam galiba Türkiye tarafından da teröristesine alındı. 2-3 gün önce. Devam olarak görüldüğü için El Nusra'nın. ETH'e. Evet. O ve yine Lavrov'un Rus Dışişleri Bakanı'nın söylemesiyle, ifadesiyle söyle hatırlatalım. Türkiye ve Rusya kimlerin terör örgütü, hangi grupların terörist, hangi grupların terörist değil olduğunu konusu olduğu konusunda uzlaştı. Uzlaşıyor. Yani orada kimlerin terörist olduğu, kimlerin terörist olmadığı konusunda bir anlaşmazlık yok. Dolayısıyla hangi bölgelere operasyon yapılacağı da aşağı yukarı o anlamda belli. Fakat bütün bölgelerde ki daha önce bunu Halep'te de gördük, başka yerlerde de gördük. Doğu Doğuguta'da da öyleydi. Her grup bir bölgeyi kontrol altında tutuyor ve o bölgede siviller de yaşıyor. Ve sivillerin normal olağan çıkışında izin verilmiyor, vermiyorlar. Çünkü onlar bir nevi canlı kalkan olarak kendilerinin orada barınmasının garantisi gibi. O bakımdan e, nüfus yoğunluğu olduğu yerlere topyekun bir saldırı ki tabii Rusya ve Suriye rejiminin operasyonu denildiği zaman akla işte Doğugut'a geliyor. Alep'teki çatışmalar geliyor. Okulların, hani hastanelerin, evet. Mehmet Hacettin bahsettiği. Yani, sivillerin, öldü, yani her, teröristler kaçtıktan sonra sivillerin vurulduğunu bile söyleyenler var. Şimdi dolayısıyla Böyle bir operasyonun aynı şekilde olacağına dair endişe Türkiye'nin de rahatsız ediyor. Aslında Avrupa'yı da rahatsız ediyor. E, Bunlar nasıl, e, Bu endişe nasıl giderilebilir? İşte başından beri Türkiye'nin söylediği şey şuydu. Buradakilerin terörist olmayanları e, silah bırakmaları yahut muhaliflere katılmaları, diğer muhaliflere, en yani daha biraz daha kuzeyde muhaliflere katılmaları ya da bölgeyi terk etmeleri, diğerlerinin de için zaman verelim. Çünkü bu diyorum Afrin'de benzer bir operasyon biz yaptık. Afrin'e Türkiye girerken Türk ordusu ve e, Özgür Suriye ordusu grupları PKK, PYD'liler çekildiler. Ve dolayısıyla sivillere zarar gelmedi ilk andaki çatışmalarda bile. Şimdi burada da benzer bir şey yapılabilir. Nereye gidebilirler? Bir kanal açılabilir ve pekala PYD, PKK tarafına gidebilirler. Yani rejimi ve Rusya'nın, Suriye'nin, Suriyeli, mi, şey düzeltiyorum, İranlı Milislerin kontrolünde olmayan bölgelere. Ee, bunun için zaman tanıyın diyor Türkiye. Zaman tanımaktan kasıt, şimdiye kadar zamanları vardı denilemez çünkü daha 12 gözlem noktası yeni kuruldu. Yani çatışmasızlık yeni tesis edildi. Zaten e, Rusya da çok bu tarafta değil. Rusya şunu söylüyor. Tamam zaman verelim de. Şu anda bazı bölgelerden Suriye rejimine yönelik rejim topraklarına yönelik saldırılar yapılıyor. Bu saldırılar sürdükçe ki bazılarına drone kullanılıyor kendi kullandıkları hava üslerine yönelik de bu saldırılar oluyor. Biz bunlara daha fazla tahammül edemeyiz diyor ve biraz daha bastırıyor. Benim öngörüme gelince ya da beklentime o da şu. bunun olması çok yüksek olasılık gözüküyor. Türkiye ne kadar zaman kazandırabilirse oradaki sivil kaybını engelleyecek ya da en aza indirecek imkanları imkanların kullanılması açısından o kadar iyi. Ama bunun bir sınırı var öyle gözüküyor. Ee, maalesef iyi tarafından bakarsak iyi ihtimal nedir? İyi ihtimal şu. Rusya şu anda Türkiye ile belli alanlarda lokal sonuçlar aldı. Pozitif sonuçlar kendisine de yaraya. Ee, kendi arzu ettiği. Bir taraftan da Avrupa Birliği şimdi Trump'ın politikalarıyla işte Rusya'ya, Türkiye'ye doğru yanaşıyor, yakınlaşıyor öyle diyelim daha doğru ifade bu. Yakınlaşıyor. Bu yakınlaşmada da Rusya'nın çok büyük çıkarı var. Çünkü bu yakınlaşmanın bir tarafında Çin var. Çin'den Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşan bir demir yolu hattı projesi var. Bir tarafında Hazar Denizi, veya Hazar Denizi ve Hazar Denizi'nin ve Rusya'nın da dahil olduğu bir petrol ve doğalgaz havuzu var. Amerika'nın kontrol ettiği körfez havuzunun alternatifi olabilecek bir havuz bu. Burayla da ilgileniyor Avrupa. Azerbaycan, Türkiye ve İran üzerinden. Haliyle bu işin de ayrılmaz bir parçası Rusya. Böyle olunca Avrupa'nın da istemediği, Avrupa'nın da endişe duyduğu bir İdlib operasyonundan hem Türkiye'yi hem Avrupa'yı memnun edecek hem de kendi arzu ettiği çözüme ulaşılması için Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası toplumu zorlayacak bir yol bulabilir. Biraz daha erteleyerek ve biraz daha Afrin operasyonu gibi örnek bir operasyonu göz önüne alarak Ruslar da ilk defa ya da rejim de ilk defa kimyasal silah kullanmadan sivil kayıplarını kayıpların olması, olmamasına dikkate alarak hassasiyet göstererek bir iş yaptı dedirtecek zamana kadar <laughs> ve bunu dedirtecek şekilde bir operasyon yapar. İşte o zaman hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı daha fazla yanına alır diye düşünüyorum. Buna da ihtiyacı var. İyi tarafından bakalım. <laughs> Muharrem Sarıkaya size de aynı soruyu soracağım biraz daha farklı bir yolla ama bu arada TSK'nın yaptığı bir şey var son dakika ekranlarımızda da var zaten. Hakkari'deki operasyonlarda sözde bölge sorumlusu Fatih Özden etkisi hale getirilmiş. Kendisi aynı zamanda kırmızı listede aranan teröristlerden bir tanesiymiş. Zaman zaman bu haberler <laughs> artıyor da hatta bu ara PKM dedi. <laughs> Buradan devam edersek şöyle de bir sorun yok mu? İşte e, Acet'te Kartolu'da hem durumu hem de seçenekleri hem de Türkiye'nin ortaya sunduğu üçüncü yolun şu anda bir zaman kazandığını söylüyor. Ama şu riskle karşı karşıya mıyız? Yani Rusya ile ilişkilerin akıbetini belirleyen bir politika aslında bu. İki, Amerika Birleşik Devletleri ile içine girdiğimiz krizin de aslında beslediği bir e, politika bir yanıyla. Çünkü Ruslar belki de bunu da gözeterek davranıyor. Yani bir tarafında Rusya, bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu, Rusya'nın yarın, rejim ya da İran'la daha başka bir yolu tercih etme ihtimali olup olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte geçtiğimiz günlerde İsrail'in olduğu düşünülen bir bombardımandan bahsediyorduk gece haberle. bültenlerde henüz teyit edilmedi. Başka bir bilgi çıkmadı ama şu işte Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın da içinde bulunduğu o zor durumda böyle bir saldırıyı göze alıp bütün dengeleri yeni baştan özellikle İdlib özelinde bozabilir mi rejim aleyhine? E, bütün bunlara baktığın zaman ortada zor bir e, Canbazlık mı gerektiriyor şu ara diploması? Evet. Aslında bütününü iyi bir şekilde özetledim. Şuradan alırsak belki senin geldiğin noktaya daha hızlı geleceğiz. Süratle. 2011'de başladı Suriye zemininde olaylar. 2012'de en yüksek seviyelerine doğru tırmandı. 2016'ya geldiğimizde de sahada 1200'e yakın grup vardı. Çatışan, eli silah tutan veya yani bu hem Devletlerin ordularını hem de devlet dışı örgütleri veya devlet dışı silahlı güçleri barındırıyordu. Dolayısıyla bu kadar kalabalık, bu kadar çok parçalı bir yapı gittikçe bir öze döndü, bir birleşmelere döndü. Ve bugün geldiğimiz noktada 100-120 kadar bir örgütten söz ediliyor. Bu devlet ve devlet dışı güçler dahil. Peki bu yapı... Nerede şu an diye baktığımızda bu yapının yoğunlaştığı üç ciddi bölge görüyoruz. Bu bölgelerden bir tanesi İdlib, bir diğeri işte Derizor'un hemen e, güney batısına doğru uzanan hala e, Dağş'ın orada bulunduğu bir alan. Bir de Ürdün'ün hemen kuzeyinde veya Suriye'nin güney batısında yer alan bir bölge. Dolayısıyla bu üç bölgede yoğunluklu olarak hala ciddi oranda muhalefetin diye nitelendirilen veya e, terörist yabancı savaşçıları içinde barındıran bir durum var. Fakat buraya gelirken çok dikkat çekici bir e, durum söz konusuydu. O da şu, e, Suriye nereye saldıracaksa, Suriye ikinci hedef olarak nereyi öngördüyse terörü öncelikle oraya taşıdı. E, Bunu en güzel örneği Halep, Guta ve Hama. Dolayısıyla Halep'te kuzeydeki gerekçesini oradaki terörist gruplar olarak değerlendirdi. Sonra oturdu onlarla anlaştı. Onları belirli bir bölgeye, Hama bölgesine taşıdı. Fakat Hama bölgesine taşıdıktan sonra onu yeniden gerekçe yaparaktan, Hama bölgesini gerekçe yaparak bunlara tekrar saldırıya geçti. sonra oturup yeniden anlaştı. Şimdi onları aldı İdlib'in güney bölgesine taşıdı. Yani terörist zıplatma hareketi yaparak her bir zıplamada kendisine gerekçe yapıp oraya tekrar yöneliyor ve orayı ele geçiriyor. Halep'i aldı. Halep'i almakla birlikte hatırlayın. O dönemde Türkiye'nin de girişimiyle Halep'teki güçler veya gruplar İdlib'e doğru geçti. Büyük bir nüfusla ve o İdlib'de artık orada kalacaklardı. Ve Şam'ın da oraya dokunmama konusunda bir anlaşması vardı. Ee, en son Aslan'a görüşmelerinde yani şu çatışmazlık bölgelerine ilişkin görüşmenin temelinde de zaten bu oluşturuyordu. Ama Şam ne yaptı? Tuttu Çin'i de desteğini alarak. Çin'in desteğini alması da çok kolaydı çünkü o bölgede Çin'in de rahatsız olduğu bir grup vardı, İslam bir grup vardı ki Uygur'un bağımsızlaştırılmasını isteyen bir grup. O grup geldi, Cisal Şugur'a yerleşti. Oraya yerleşince şimdi orayı gerekçe yaparak Çin'in uluslararası Gücünü de arkasına alaraktan o bölgeye dönüp bir harekete girişti. Bunu Şam tek başına mı yapıyor? Hayır, Moskova ile birlikte yapıyor. Bunu kabul edelim. Yani Moskova'nın planlaması ve desteğinin de burada olmadığını kimse söyleyemez. Moskova'nın buradaki gerekçesi neydi? Laskiye bölgesine İdlib'den işte dronlarla veya füzelerle saldırı yapılıyor şeklinde. Ve Türkiye'den de bunların durdurulmasını istiyordu. Fakat... Gelinen nokta şu ki, Türkiye bu alanda ciddi oranda bir teskin etme faaliyetini gerçekleştirdi. Bunu yaparken Türkiye'nin başardığı bir başka şey vardı. Bence asıl görülmesi gereken o. E, gruplar içerisindeki aşırı olmayan kesimleri aldı, yumuşatarak daha farklı bir şekle geçirirdi. Mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi işte, Nurettin Zengi grubu vardı ve Araruşamın bir diğer grubu vardı. ...onların ikisini birleştirdi ve onların ikisinden yeni bir yapı ortaya çıkarttı. Tahriş Suriye diye veya işte Özgür Suriye diye. Bu bu grup yeni bir yapıyı oluştururken Özgür Suriye'ye çok yakınlaştı. Yani Özgür Suriye ordusuna çok yakın bir hale getirildi. O zaman o özgür tahrir Suriye yapılanması bölgede yeni dinamikleri de oluşturmaya başladı. Yani yumuşamanın önünü açabilecek yeni dinamikleri de oluşturmaya başladı. Aşırı unsurları törpülemenin bir aracı haline gelmeye başladı. Bu, bu önemli bir şeydi. Burada da Teşkilatı'nın başarısının altını çizmek gerekiyor. Yani o alanda öyle bir bölgede bu kadar etkin, bu kadar güçlü çalışmak öyle her grubun, her teşkilatın işi değildir. Onun için çok çok önemli bir iş yaptı. Fakat bunu yaparken karşısında ciddi bir başka sorunla karşı karşıya şu an. O da aşağıdan Şam bir saldırıda bulunuyor. Suriye alanında birlikte hareket ettiği İran ve Rusya buradaki aşırı terörist grupların çıkartılması yönünde bir dayatmada bulunuyor. Ve bu dayatmaya karşılık ...karşısında bir araya getirdiği gruplarda sıkıntı olabilecek başka bir durum ortaya çıkartıyor. Bu nedir derseniz, Nusra cephesinin bütün muhalefeti kendisine karşı bir saldırı olduğu gerekçesiyle... ...tekrar dağıtıp bir araya getirmek endişesi. Yani siz bir şey yapıyorsunuz ama orada başka bir yapıların da bozmaya başlıyorsunuz. O da biraz önce de söylediğimiz gibi yani... İşte Nurettin Zengiyi Ahrarusşam'ın bir bölümünü alıp yeni bir yapı oluşturuyorsunuz da. Bu oluşturduğunuz yapı siz o bölgede tek bir şeyi örgütü hedef olaraktan ben ona karşı operasyona başlatacağım dediğinizde muhalefeti konsolide ediyorsunuz Nusran etrafında. Onun için bunu yapmak yerine yavaş yavaş daha nokta operasyonlarla gidelim yaklaşımını Türkiye bugüne kadar hep sundu. Ve Türkiye'nin sunduğu sadece bu değildi. Yani birlikte operasyon yapalım noktasının ötesinde bir başka şeyi daha söyledi ki Moskova görüşmesinden son 3 bakanın katıldığı Putin görüşmesinde de dile gelilen şuydu. Biz bununla birlikte bir yandan Cenevre görüşmelerini sürdürelim. Bir taraftan Astana'nın getirmiş olduğu koşulları normal bir hale çevirebilecek yeniden yapılanmayı, yeniden imarı, yeniden bölgenin işte göçe bir daha maruz kalmayacak bir düzene gelmesini içerebilecek adımları atalım. Yani biz etrafımıza da Suriye'de iyi şeyler de oluyor gösterelim. Yani Cenevre'de anayasa süreci, Astana ile birlikte yeniden yapılanma ve bu arada da Fransa ve Almanya'nın da dahil olduğu bu Suriye'nin yeniden imarına ilişkinde ayrıca bir şey başlatalım. Bir yeni yapılanma başlatalım. Türkiye'nin bu önerileri makul karşılandı. Hatta hatırlarsanız Cumhurbaşkanı BRICS toplantısına gittiğinde 7 Eylül'de Almanya, Fransa ve Türkiye'nin Suriye üzerinde bir toplantı yapacağı kararına varılmıştı. Bu toplantıda Trump'ın bölgeye dönük yaptırımları da eline alınacaktı. Fakat Fransa ve Almanya bundan vazgeçti. Yani biz hazır değiliz. Erteledi diye. Yani, erteledi. Bir ay ötelendi ön, diye bakılıyor. Ön çalışmalar yapılması kararı işte, verildi. İşte bürokrasi ve diplomasi çalışacak. Aslında o niyetsizlikti. Yani yapılabilirdi. Ee, onun üzerine de Astana'yı oluşturan kesimler Kasım'daki zirvelerini ön aldılar. Şimdi işte daha önceden Tebriz'de yapılacaktı. Tahran alındı herhalde değil mi? Yedisinde Tahran'daki toplantı. Burada ne yapılacak? Burada şu. Türkiye'nin koyduğu bir tez var. İran'ın koyduğu bir tez var. İran'da diyor ki bu bölgede bu gruplar benim açımdan da Problem oluşturuyor. Dolayısıyla ben de bunlara karşı bir mücadele başlatacağım diyor. Ama İran Türkiye tezlerine de yakın fakat Rusya ile ve Şam'la da iyi ilişki içerisinde olması nedeniyle onların tezlerinden de uzak düşmüyor. E, nitekim geçen, e, önceki gün müydü? İran Dışişleri Bakanı buradaydı. Bugün Şam'daydı. Şam'da görüşmelerini sürdürüyor. Benzer şekilde Fransa Dışişleri Bakanı bugün e, Moskova'daydı. Lavrov'la ortak açıklamaları vardı. Bu saldırının olması gerektiği konusunda Fransa'nın da bir baskısı var. Olmaması konusunda. E, bu saldırının olması yönünde. Yani bu saldırı... İdlib saldırısının. İdlib saldırısının. Fransa destekliyor mu? Destekliyor evet. Fransa da destekliyor. Ben de tersini biliyorum. Hayır destekliyor. Fransa da destekliyor. Nitekim Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın son üç günlük açıklamalarına bakarsanız onun zaten birçok şeyini, e, alternatifini görüyoruz. E, Amerika'nın bu arada bir başka girişimi söz konusu olduğunu bizzat biz Rusya Savunma Bakanı Sözcüsü'nden duyduk. Ee, İngiltere' ile birlikte orada bazı güçleri eğittiler. Onları beyaz baretliler olarak içeriye soktular ve kimyasal saldırı yapılıyormuşçasına bunlar fevran edecekler. Ve Amerika'da aynen Nisan ayında olduğu gibi hatırlayın orada da Fransa, İngiltere ve Amerika'nın Nisan ayındaki nokta atışlarıyla vurması vardı. Füze şeyiyle benzer bir şeyi Şam'a dönük olacağını bütün hepsini bir araya topladığımızda Amerika, İngiltere, Fransa, Türkiye, Şam'ın bu yukarı doğru çıkmasından rahatsız ama bununla birlikte içerideki El Nusra unsurlarını da yok etme konusunda kararlı. Türkiye ise meselenin daha sohletle gitmesi konusunda kararlı ve çözüme ulaştıracağı e, e, ve o çözümün de bir sonuç getirici olacağı konusunda bu kararlılığını daha da baskın bir şekilde dile getiriyor. Ama Rusya ve Şam daha önce yaptığı gibi diğer bölgelerde toprak kazanma, alan kazanma faaliyetiyle... ...bu bölgede yeniden e, İdlib'inde en azından o M4 diye nitelendirilen o otobanın alt kısmını, güney kısmını alma çabasında. Zaten baktığınızda böyle hep çimlik hareketi yapıyor. Yani e, sanki mantı yapıyormuşçasına geliyor... Tık alıyor, ortasını e, yok ediyor ve o alan tamamen kendisinde oluyor. Böyle bir şekilde yani bir kerpeten hareketiyle parçalayarak da bölgeleri kendisi yeniden yerleşmeye başladı. E, durdurulabilir mi? Engellenebilir mi? Yedisindeki o Astana zirvesinin o üç başat ülkesinin liderinin yapacağı İran görüşmelerinde belirli bir aşamaya gelmesi öngörülüyor. Ama ben... E, bölgedeki aşırı güçlere karşı bir saldırının en azından olabileceğini yani belirli noktalarda bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum ki bir operasyon yakın olabilir operasyon, diyorsunuz. operasyon olmamazlığı artık ortadan kalktı. Operasyonun artık boyutuna bakılıyor. Yani bu çok yüksek oranlı bir operasyon mu olacak olmayacak mı? Tehlikesi ne? Tehlikesi şu Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiseri'nin bizzat dile getirdiği tehlike, bir anda iki buçuk milyonluk bir yeni göçle yüz yüze kalırsınız endişesi. Yani bu göç hareketinin gideceği tek yer var. Dönüp Halep'e gitmeyeceğine göre, ki orada Şam ordusu var zaten, e, yukarıya çıkacak ya da batıya gidecek. Her ikisinde de Türkiye var. Ya Hatay'a gidecek ya kiliseye gidecek. Onun için... Türkiye'de böyle bir durumu öngördüğünden dolayı Cinderes'in altında daha büyük bir kamp kurma çabasına girdi şu an. Ee, orada yani zaten bir yerleşim vardı. O Cinderes'in alt bölümünde e, yeni bir göçle karşılaşma durumunda gelen göçü orada kendi içinde e, e, emecek, orada durdurabilecek bir yapı aranıyor. E, ama bu da olmazsa, engellenmezse e, sıkıntı büyür. Çünkü buradan gelecekler ötekiler gibi olmayacak. Buradan gelecekler teröre çok daha bulaşık gelecekler. E, buradan gelecekler terörle bir şekilde muhatap olmuş insanlar. Yani daha önce gelenler terörden kaçarak gelmişlerdi. Kalanlar ise hem Halep'te hem Hama'da hem Humus'ta veya diğer bölgelerde terörle bir şekilde muhatap olmuş veya eline Onunla mücadele için silah alıp e, gelmiş kişiler. Bu bir virüs gibi. Yani onun gelmesi diğerlerinin de o bulaşıklığın bulaştırılması açısından tehlike arz eden bir ciddi sorun gibi önümüzde duruyor. Ben iki cümle bir şey İki, i̇ki cümle, cümle söyleyeyim başka bir şey soracağım. Burada Türkiye'nin elini güçlendiren şöyle bir unsur var. 2016 sonundaki o Halep tahliyeleri bir anlaşma üzerine gerçekleşmişti. Yani 4000 kadar Savaşçı 45 bin civarında da evet, sivil. Sivil. Halep'ten 4 kilometrelik rejim kontrolündeki bir koridor açıldı. Oradan İdlib'e geçtiler. Şimdi o bir anlaşma. O anlaşmanın iki paydaşı vardı. Biri Rusya, biri Türkiye. ve O, o anlaşmanın temel dinamikleri soru de değilim ona. Öyle diyebiliriz. Yani temel dinamiği de şuydu o anlaşmada. Halep'in tahliyesi karşılığında İdlib'e dokunmama. Evet, evet doğru. Yani Türkiye e, bunu talep etti. Ruslar da bunu kabul etti. Buradan bir anlaşma sağlandı. Şimdi bu sözünü ettiğim benim e, Hakan Fidan Hulusi Akar'a Moskova'ya yaptığı o iki ziyarette de oraya götürülen Rusların önüne konulan konulardan bir tanesi de buydu. Yani Sizinle anlaşma yaptık. <laughs> bu anlaşmayı size hatırlatıyoruz e, denilmiş oldu. E, bu benim kendi kanaatim. Ee, tabii ne görüşüldü müzakerelerde çok detaylı bilmiyoruz ama e, şöyle bir e, riskli söz konusu. Halep eğer, e, affedersiniz İdlib eğer e, bu denli daha önce Guta'da, Halep'te olduğu gibi ağır bir saldırı bombardımana maruz kalırsa, e, bunun tetikleyici olarak yeniden Halep'i de o savaş sarmalının içine geri çekebileceği yönünde uyarılar da yapıldı e, Rusya'ya. E, dolayısıyla yani e, İdlib'de bir saldırı yapılacak, bir operasyon yapılacak. Buradaki herkes Türkiye'ye Türkiye doğru hareket edecek, Türkiye'ye gelecek. Ya yani bu böyle olmaya da bilir. Yani bu tabii ki bu destekler tersine bir, tersine tersine bir de yani alamadır. bu defa o oradaki gruplar da dönüp tekrar Halep'e bir saldırı da başlatabilir yani. Bu bu kapı da açık diye ben düşünüyorum. Ve oradaki grupların sayısını da hiçbir zaman küçümsememek lazım. Bir rakama göre 35 bin, bir rakama göre de 70 bin değil mi Mustafa? 100 bine kadar Bize çıkanlar da var. Rakam, Mustafa ile birlikte bir işte etkin ve yetkin bu işte ilgili biriyle gidip sohbetimizde, geçen haftaydı değil mi? Geçen hafta yaptığımız sohbet içerisinde. Tabii orada makas çok açık çünkü He. çok net bir tahmin yürütemi, ama, bir ama yürütemiyor. Ama görünen şu ki 35 binlik bir Suriye ordusu karşıtı bir güç var. Diğerleri de eklendiğinde bunun 75.000 bin civarında bir rakama ulaşması Yani bu Rusların ki... rejimin işini zorlaştırabilecek. Evet. Yani güce güçle mukabele. Yani masada e, konuşuluyor ama kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne göre geri adım atmıyor ya da bir mutabakat sağlamıyor. Sağdaki pozisyonlar, riskler, bu analizler yapılarak e, burası da rejimin zayıf karnı. Yani ben İdlib'e saldırırsam bunun sonucunu Halep'te görebilirim mesajını almış durumda rejim, İdlib'e İdlib dönük bir saldırıyı tutacak unsurlardan bir tanesi, en önemli unsurlardan bir tanesi de budur diye ben düşünüyorum. E, Ama Vaktimizin yarısını. Şey daha, çok kısa hemen bir şey daha var. Şunu da görmemiz gerekiyor. Moskova bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da Türkiye'nin Şam ile müzakerelerinin önünü açmanın yolunu arıyor. Yani Türkiye-Ankara-Şam arasındaki o temasın, ...doğrudan yapılması için artık kendisi aracı olmaktan çıkmış bir pozisyon almış vaziyette. Bunu, bunu zorlayarak Şam-Ankara yakınlaşmasını veya müzakeresini yeniden başlatmanın... Şam-Ankara müzakeresi e, olabilir de bir Esad-Ankara müzakeresi olmayacak. Ben onun, onun altını özellikle çiziyorum. Şam-Ankara müzakeresi. Vaktimizin yarısını İdlib meselesinde kullandık. O yüzden 3-4 başlığımız da var. Biraz daha hızlı hızlı gidelim. O yüzden her soruyu hepinize sormayacağım. Daha tekil sorular olsun. Mehmet e, örneğin alanı da olduğu için sana soruyorum. Bütün sabahtan beri konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri bütün bu denklemlerin içinde büyük bir ağırlığı olan bir ülke. Örneğin işte Suriye'de belli ki Fırat'ın doğusu üzerine mesela bütün bu pazarlıklarda hiç kimse bir şey konuşmuyor. Niye orayı işte almış dokundurtmam deyip orada da işte bir e, kürtlerle ittifak halinde belli ki. Belki çok daha sonra sıra gelecek yani İdlib'den sonra gelirse her Amerika Birleşik Devletleri'nin de Trump'la ilgili o tartışma yüzünden hem Suriye hem bölge hem Türkiye ilişkilerinde öngörülecek bir şey var mı yoksa şu anda bir belirsizlik sürüyor mu hala? Şöyle yani Eylül sonuna doğru biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları var. Oraya Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidecek. Eğer bir zemini oluşturabilirse orada bir Erdoğan Trump görüşmesi olabilir. Böyle bir görüşmenin olması bile bir takım somut ilerlemeler bu krizi aşma yönünde, en azından Brunson krizini aşma e, yönünde bir takım ilerlemelerin e, olacağına işaret edebilir. Tabi bu henüz net değil. Yani böyle bir görüşme olacak. Eğer görüşme olmazsa da e, bu krizin daha böyle e, kalıcı, daha uzun vadeye e, yayılacağını da düşünebiliriz. Tahmin edebiliriz ama ben bir, bir sadece bir şeyin altını çizeyim. Çok da uzatmayayım. E, hepinizin mutlaka dikkatini çekmiştir. Yani e, Trump işte tweetleri atıyor, sayın cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor, ama ikisinin birbirlerine karşı çok böyle ağır ifadeler kullanmadığını ben e, gözlemliyorum. Yani birbirlerine karşı da ifade kullanmıyorlar zaten. Kula evet, yani bu bu şuna işaret. Dolaylı yani, konuşuyor. Dolaylı Bu işi bir kapı kapıyı açık tutup o kapıdan bir şekilde e, sonuca ilerleme, bir çözüm bulma e, iradesini bunu iki taraf da yani masayı devirmeme ve hepten ilişkileri e, geri dönülemez bir noktaya getirmeme e, bir şekilde bir aralık bırakıp o aralıktan ilerleme iradesine bir işaret olarak ben bunu değerlendiriyorum. Trump'ın yani, koltuğunun Trump, sallanması Erdoğan meselesi… Ilgili, Erdoğan Trump'la ilgili dikkat ediyorsanız şey, ağır laflar kullanmıyorlar. Yok, kullanmadı. Trump'ın e, iktidarını sürdürüp sürdürmeyecek konusundaki belirsizlik… Yani bu tabii Amerika'nın kendi içindeki süreçle ilgili çok kolay bir şey değil. O süreç başlı çok, başlı. Evet, zorlu bir bayağı olarak, bir aşamalı. Yani şu anda Cumhuriyetçi Parti içerisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kırılma olması gerekiyor öncelikle. Yani eee Senato'dan geçmesi için başkanın azli e, için ciddi bir rakam gerekiyor. Sanırım Bunun için de, önümüzdeki ay şeyde göreceğiz. Seçimde göreceğiz sandık sonuçlarını. Kasım'da. Kasım'da, mı Kasım'da onu göreceğiz ama yani ben çok kısa vadede bir azil olacağını beklemiyorum. E, cumhuriyetçiler arasında bir kırılma olursa, bu kırılma da yani az bir kırılma değil. En azından 1 bölü 3 e, bir Cumhuriyetçi e, biz Trump'tan desteğimizi çekiyoruz ve az edilmesini destekliyoruz noktasına gelirse o, o zaman zemin açılır. Evet. Ama şu anda o zemin yok. Şu anda yok. E, Kartolu Avrupa Birliği ilişkilerine de istersen kısa bir değinelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü güneyimizde başka şeyler oluyor. Ama bir yandan da Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini hızla... bunlar birbirinden çok farklı değil. Yani İdlib meselesinde nasıl Rusya için e, Muharrem abi de değindi. Hani orada e, muhaliflerin terör örgütü olarak nitelendirilmeyecek yapılara doğru dönüşmeleri için zaman tanıyalım diyor Türkiye. E, bunun için de yani yeni başladık sayılı çünkü gözlem noktalarını daha yeni oluşturduk. Yani çok da bir zaman geçmedi. Aşırı unsurlara da, terörist unsurlara da daha nokta operasyonları mümkün olursa. Olmazsa da e, bu konuda biraz daha sabır göstermelerini istiyor. Ve bu da aslında bir yandan şu anda Avrupa ile Türkiye'yi e, yaklaştırıyor. Rusya'yı yaklaştırıyor bu pozisyondaki çözüme. Çünkü Avrupa bu işi Türkiye ve Rusya'nın ortak sorumluluğunda görüyor ki bu doğru. Çünkü oradaki uzlaşma asıl iki ülke arasında. Biri e, muhaliflere garantör, terör örgütleri... Değil tabii ki diğer muhalifler, alımlı muhalifler garantör ya da nüfus sahibi üzerlerinde. Öbürü de rejimin üzerinde nüfus sahibi. Sonradan İran'da eklendiği için üçlü oldu. Çünkü her ikisi de Suriye üzerine, Şam rejimi üzerinde nüfus sahibi olduğu için. Şimdi böyle, aksi olursa ne olur peki? Aksi olursa aslında Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya tekrar bir araya getirmiş olur şu anda Avrupa aynı Avrupa Birliği süreci de bizim Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkilerin artık Avrupa için güven verici olmaması nedeniyle tekrar yaklaştığı bir dönem tekrar bizi birbirimize yaklaştırıyor ee, Bu kötü bir şey değil bu son derece iyi bir şey ee, Ben Avrupa'lı liderlerin konuşmalarını analiz ettiğimde de ittifaklardan bahsediyorlar bu ittifaklar kendi içlerindeki ittifak onu da ifade ediyor İngiltere ile olan ittifakı da ifade ediyor ayrıca. Rusya'nın da dahil olduğu Asya ülkeleriyle ittifakı ifade ediyor. İran'ı ifade ediyor. Belki İran'la ittifak değil demeyelim ama işbirliği ya da ilişki diyebileceğimiz bir e, kapsamda. Türkiye ile ittifakı ayrıca ifade ediyor. Çoklu, bileşeni iki ya da daha fazla olabilen, farklı noktalarda farklı amaçlar için ticari, siyasi, işte çatışmaların çözümü için vesaire filan farklı ittifakların, farklı ülkelerin bir araya gelebileceği yeni bir modelden bahsediyor Avrupalı liderler. Bu Türkiye'nin çok uzun zamandır bahsettiği model zaten. Hatta benim hani daha da biraz bir adım daha geriye götürelim, belki daha eskisi de vardır. Aramızda e, en eskimiz Muharrem abi o daha iyi bilir. E, daha öncesi varsa. Ama merhum Erbakan'ın 96'da D8'i kurarken düşündüğü şey. Çünkü bir tarafta Nijerya, bir tarafta Uzak Asya ülkeleri, e, Malezya, Endonezya, bir tarafta da bizim coğrafyamızdaki diğer ülkeler. Sekiz gelişmekte olan ülke. Şimdi bu birbirleriyle çatışmadan ilişki kurulabilir, anlatan bir şeydi, hedefleyen bir şeydi, başarılamadı. Benzer bir şeyi şu anda BRICS ile e, Çin başlattı, yürütüyor ki o zaman daha Çin dünyaya açılmamıştı o yapının kurulup Çin'in daha sonra dünyaya açıldığını ve öncelikle o yapıyla temas ettiğini düşünürsek herhalde bugün dünyada D8'i ayrı bir yerde konuşuyor olacaktık. Şimdi o olmadı ama buna benzer şeyler şu anda çıkıyor. Ve Avrupa'da tartışılanlar, Avrupalı liderlerin anlattıkları, açıkladıkları en son Almanya Dışişleri Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendi ülkelerin büyükelçileri ve başkentlerindeki yabancı büyükelçilere yönelik konferansta yaptıkları açıklamalar aslında Türkiye'nin şöyle bir 7-8 yıldır yani sadece son 4-5 yılda değil 7-8 yıldır söylediklerinin bir özeti neredeyse. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarına karşı oluşmuş bu e, atmosfer Amerika'yı dışlayan bir atmosfer değil. Ona karşı bu politikalardan etkilenmeye karşı tedbirleri ve bu politikaların bu şekilde sürdürülmesini, orta, sürdürülmesini Durduracak e, önlemleri içeriyor. İttifakları içeriyor. Ve bundan sonraki düzeninde tek taraflı güvenlik, tek taraflı ticari üstünlük e, bir tarafa bırakılarak, kaldırılarak çok taraflı ticari ilişkiler ve çok taraflı kazanca dönük bir yeni yapılanmayı hedefliyor. Bu yeni yapılanmanın önündeki bana göre en önemli engel bugünkü Suriye. İran falan değil, Suriye. İdlib'i ben o yüzden de çok önemsiyorum oradaki bir e, saldırı kimyasal ile iddiası şu yuvukundan beterdir. Daha önce de biz her şey iddia üzerine başladı hatırlayın. 5-10 yıl geçti, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Onlarca şehir yerle bir oldu, ülkeler dağıldı. Sonra Aa bak yalanmış bunların hepsi filan demeye başladık. Ama iddiası yeterliydi. Şimdi de kimyasal yakışmıyor mu? Evet yakışır yani şey yapar onu. Esat yapabilir böyle bir şey. Peki provokatif amaçlı başkaları tarafından yapılamaz mı? Pekala mümkün. E şimdi dolayısıyla sebebi artık önemini kaybediyor insanlar öldükten sonra. Ve ortalık karıştıktan sonra. O yüzden ben Avrupa'nın da hani bu iş Türkiye ile Rusya'nın sorumludur deyip kenara çekilmesini çok e, mantıklı bulmuyorum. Ahlaki kısmını geçtim. Çok mantıklı bulmuyorum. Belki Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin tam da bu sırada hızlanması... Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni daha fazla enforme etmesi hem istihbari olarak hem de siyasi olarak, daha fazla diplomatik olarak daha fazla enforme etmesi Rusya ile yeni bir ilişki modelinin nasıl olabileceğine dair Türkiye'nin hem deneyimleri hem de öngörüleri çünkü bizim de biçtiğimiz bir yol haritası var. Yani burada İdlib'de bitmeyecek, Suriye'de sadece Afrin'de falan bit Suriye yeniden kurulana kadar devam edecek bir ilişki. Ve sonrasında da belki oradaki taraflar üzerinde nüfus nüfuz kullanabildiğiniz tarafların yarın Suriye'de aldığı söz hakkı kadar nüfus sahibi ülkelerin de orada bir etkinliği olacak kaçınılmaz bir biçimde. Ee, dolayısıyla bu ilişki hiç bitmeyecek Rusya ile. Ben e, onun da sürdürülmesi açısından Avrupa Birliği ile ilişkilerin bu günlerde başlamasını çok önemsiyorum. Ve bunu çok da değerli buluyorum. Ha işi teknik olarak bakarsanız daha çok yargı üzerinden giden bir süreç var şu anda. Ha, bu da e, Avrupa Birliği'ne eyvah çok sıkıştık hadi Avrupa'ya yüzümüzü dönelim değil. Onlar da bu tarafa adım atıyorlar, zorunlular. Biz de o tarafa adım atıyoruz, biz de zorunluyuz. Ama yeni bir şey de çok söylemiyoruz. Yani zaten daha önceden bunu pozitif bir şey olarak söylüyorum. Olumsuz bir şey değil bu. Zira daha önceden bizim zaten verdiğimiz sözler, koyduğumuz vaatler var. Bizim şu 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 alanlarda reformlar yapmamız lazım vesaire. Daha önce yaptıklarımız duruyor. O hal döneminde geri adım atılan yahut parantez açılan bir e, bazı konular vardı. O parantezler e, kapatıldı ve kaldığı yerden devam ediyor. Ve burada ittifak Türkiye Rusya'ya mı kayıyor, Çin'e mi kayıyor falan değil. İttifak Rusya ile ayrı, Çin ayrı, e, İran ayrı ilişkiler. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği ile de ittifakın artık somut ete kemiğe bürünmüş hali. Çünkü daha önce daha teorik konuşuyorduk. Ama şu anda önümüzde bir takım şeyler, somut şeyler var. var. Ve o somut sonuçlar Avrupa Birliği bunun için somut, somut olarak Avrupa'nın istediği şeyler oluyor. Göçmen gitmiyor. Türkiye bunu durduruyor. Avrupa epey bir ayak sürdüyse de o 6 milyar euroluk kaynağı göçmenlere aktarmaya devam ediyor. Ama bunun bir siyasi işbirliğine dönüşmesi gerekiyor. Yoksa bu sürdürülebilir değil. Onlar da bunu istiyorlar. Bu iki şey, iki ihtiyaç, iki ülkeyi ya da iki tarafı bir araya getirdi. Yeniden bundan çok büyük faydalar çıkartmak lazım. Yoksa bunu yani basit bir işte vize meselesine, göçmenlik meselesine filan Genel gene Avrupa Birliği getirip tıkarsa e, hiç boşuna bir şey yararmayacak. Boşuna bir vakit kaybetmişsiniz görürsünüz bu edilir. konudaki. Ee, ben Mustafa'nın bıraktığı yerden devam edeyim. Şimdi aslında bütün dünyaya baktığımızda genel durum e, ülkelerin veya o <laughs> ittifak dediğimiz birliklerin e, gerçekliklerini de ortaya koyuyor. Şimdi dünyada bankaların Bilançolarında bir kat trilyon dolar bulunuyor. Fakat bunun 60 trilyon doları şu an e, battı batacak durumda, yani sıkıntılı durumda. Ve bir buçuk trilyon dolar da batmış vaziyette. Bu bir buçuk trilyonluk borç e, tamamen özel sektörün ve devletlerin de 1990'lı yılların başında olduğu gibi bunları veya Bizim 2001'de yaptığımız gibi bunları hazineye plase etmesinde artık olana kalmadı. Çünkü devletlerin yapılarına da dönüp baktığımızda bunu kaldırabilecek bir güç de değil. Yani devlet bilançoları, hazine bilançoları da bunu cover edebilecek, bunu e, taşıyabilecek bir boyutta değil. O zaman bu borcu biz kime plase edeceğiz? Yani bu bir buçuk katrilyon, e, trilyon dolarlık borcu kuruldu. E, ...aktaracağımız bir yere ihtiyacımız var. O nedenle bütün devletler, ki buna Trump da dahil, içe kapanmaya, daha içerideki durumu, kendi durumunu korumaya... ...korumacı bir ekonomik politikayı hayata geçirmeye başladı. Dolayısıyla bu sadece bizde olan bir durum değil. Bugün Rusya'ya baktığımızda da aynı şey söz konusu. Almanya çok uzun süredir bu olayı yaşıyor. İngiltere'deki daralmaları her ne kadar M'ye yüklüyorlar ama Teresa M'ye oradaki problem ortada. Fransa'daki durum ortada. Hepsini beraber şunu çok net görüyoruz ki artık bütün dünya kendi pozisyonunu daha içe dönük, daha korumacı bir hale getirdi. Bu da ister istemez bölgesel ittifakları güçlendirmeye başladı. Yani ulusal ittifaklar yerine bölgesel ittifaklarla biz sorunu veya kendi üzerimizdeki yükü nasıl taşıyabiliriz diye. Bunun nedeni de yakın ülkelerin birbirlerine olan etkileşimleri. Yani Türkiye'de meydana gelecek bir göç hareketi Avrupa'yı etkilemiyor mu? Amerika'yı hiç etkilemedi. Kanada'yı hiç etkilemedi ama Avrupa'yı ciddi oranda etkiledi. Veya Türkiye'de meydana gelen herhangi bir ekonomik gelişme, herhangi bir ekonomik durum veya Almanya'da meydana gelen bir ekonomik gelişme İtalya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi veya Yunanistan'ı etkilemedi mi? Benzer bir durum Yunanistan için söz konusuydu. Yunanistan'daki ekonomik sıkıntıyı hatırlayın. Bütün Avrupa etkilendi. Türkiye de etkilendi. O nedenle şimdi önümüzdeki süreçte artık bu ekonominin yükünü nereye plase edileceğinin bir kararının verilmesi gerekiyor. Yani bu hazine mi üstlenecek? E, vatandaşa mı yıkılacak? Yani vergilerin arttırılmasıyla. Veya bize ne kardeşim batan batsın kalan sağlar bizim mi denilecek? Onun için bunun kararı verilirken herkesin de birlikte davranacağı bir yöntem arayışına giriliyor. Yani bugün Türkiye'deki bankalar Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin ortaklığı değil mi? Aynı durum Türkiye'nin bazı... bankalarından Kredi almış. Hayır hayır. Ortakları hayır zaten. İspanyol, Fransız Bize sahipleri. Ya. Sahiplikleri. Fransız Bazı bankalı yani ve Türkiye'deki Talyan. şimdi bankaların kredi borç bankalardan alınmış kredilerin geri dönmemesi sadece Türk hazinesini ve Türk halkını mı ilgilendiriyor ya? İspanyadaki bankada batabilir. İspanyadaki da bankayı yani. da etkileyecek veya Fransa'daki bankayı da etkileyecek veya Almanya'daki bankayı da etkileyecek. Sonuçta bu yakınlaşmalar, bu işbirliğinin yolunu artırdı. İkincisi. Türkiye'nin son dönem karşılaştığı durumlar Avrupa Birliği ile yeniden e, o çıpaya gereksinim duydu. Yani bir savrulma bir e, dolaşma o alargada kalmanın vermiş olduğu bir alan e, dolaşımı en iyi çapanın en iyi çıpanın e, taşa takılı o şeyin Avrupa Birliği olduğunu tekrar gördü. Buna dönük yeniden bir araş e, yeniden bir arzu var. Bu arzunun çok yüksek olduğunu biliyorum. Bununla dönük çabaların olduğunu da biliyorum. Zaten meclis kapanmadan önce anımsarsanız gözaltı sürelerine ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Avrupa Konseyi'nin de zaten bu yıl içerisinde Türkiye'den beklediği bir e, gelişmeydi. Eğer bu olmazsa Avrupa Konseyi Türkiye'yi bir derece daha düşürecekti ki bu Türkiye açısından da sıkıntılı bir durumdu. Hem onun için hem Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dönük beklentilerinin yüksek olmasının nedeniyle ee, Avrupa'ya yüzünü daha çok dönen bir Türkiye ile şu an karşı karşıyayız. Ve ee, işte transatlantiklerin dönüşü biraz büyük oluyor, biraz geniş oluyor. O nedenle biraz zor dönüyor belki. Ama biraz zaman alıyor bu dönüş, ama... <laughs> bu dönüş zaman alsa da hızla gerçekleşmek üzere. Ee, biraz önce de söylediğim gibi meclis kapanmadan gözaltı sürelerini 48 saat ve 4 güne, yani normalde 48 saat, terörde 4 gün. Tutukluluk sürelerinde de şimdi 5 yıla kadar uzamıştı. 2 artı 3 gibi bir durum. Yani aslında daha fazla bir tutukluluk süresiydi. 2 yıl tamam ama bunun üzerine de 3 yıllık bir ekleme yapılmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu biraz daha da uzama ihtimalini göstermeye başladı. Onun için denildi ki gelin bu tutukluluk sürelerinde normal makul sürelere çekelim ve uzun tutukluluk ve tutukluluğun cezaya dönüşen yapılarından çıkalım. Bunun için aslı olanı tutuksuz yargılamayı hedefleyen, önleyen bir yapıya dönüşelim ve Avrupa Birliği ile aramızdaki bazı sorunları aşabilecek temel noktalarda da yeni adımlar atalım. İşte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, basının tekrar yaşayabilmesi için devlet destekli durumlar, işte vergi indirimleri gibi birçok şeyi de beraberinde ele alalım. Ee, buna Avrupa Birliği sıcak bakıyor. Temaslar iyi gidiyor. Bir de Dışişleri Bakanlığı, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu e, ve diğer bakanlıklar, ilgili diğer bakanlıklar iki yıl sonra tekrar bir araya geldiler. Biz buna reform eylem grubu diyoruz. Daha önce izleme grubuydu. 2014'ten sonra adı eylem grubu oldu. Bu eylem grubunun toplanmış olması bile Avrupa Birliği'yle yeni bir sürecin, ...başlamasındaki niyet iradesinin en büyük göstergesi. Onun için <laughs> Avrupa'ya tekrar dönüş ve Avrupa ile yeniden bir başlangıç... ...hem Türkiye'deki yatırımların daha dinamik olması, hem Türkiye'nin güvenilirliğinin daha da artması... ...hem de önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik çıkmazdan onu aşmanın da bir unsuru olarak karşımızda. Önemlidir diyoruz. diyorsunuz. Çok az vaktimiz kaldı. Hatta 5 dakikamız kaldı. O yüzden iki konum daha vardı... Hepinize birden değil ama mesela Mehmet senden başlayalım. Bugün enflasyon rakamı da açıklandı. Dövizdeki yükseliş de belli oranda tekrar sürdü. Bazı firmalardan işte Kongardo haberleri geliyor. E, belli ki ekonomik sıkıntılı bir durum sürüyor. Bununla ilgili e, bugün Azine Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak İngiltere'deydi. Sayın Cumhurbaşkanı gelirken gazeteciler yaptığı açıklamalar var ama artık yarın okuyacağız. Onları biz de bilmiyoruz. Şu an arkadaşlar e, yarın yazdığı zaman göreceğiz. Dolayısıyla e, hükümetten çeşitli adımlar da var, Merkez Bankası çeşitli açıklamalar yapıyor ama toplamda genelde görüştüğünüz zaman ya da gazeteci olarak bu e, gidişatla ilgili bir nihai ufuk çizgisine görünüyor. Şimdi bu e, defa adını koymak e, gerekir önce, e, bu dövizdeki <laughs> bu tırmanış e, bunun arka planında piyasalarda ortaya çıkan bir güven bunalımı var. <laughs> Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan Branson krizi tetikledi. E i̇şi tabii iki yönlü baktığımızda bir ekonominin kendi reel sorunlarından kaynaklanan bir İkisi e, üstte e, ben bunalımı var. E, bir de bu işte açık yarayı e, kanamalı halde tutmaya çalışan daha operasyonel bir takım aktörlerin e, yaptıkları işler var. Ben bu ikinci kısmı mesela bu kredi derecelendirme kuruluşlarını koyabiliyorum. Yani ekonomi. Diye bakan e, ilgililerden aldığım nabız da bu yönde olduğu için e, bunu bu e, rahatlıkla söyleyebiliyorum yani onlar daha böyle zaman ayarlı bir şekilde e, zaaf anlarını kollayarak harekete geçip işte neler yaptıklarını görüyoruz Aslında bu derecelendirme e, kuruluşların. ama e, bizim böyle çok böyle komplo teorileri ya da işin bu kısmını e, akılda tutarak e, yönel yönelinmesi gereken geniş bir piyasa aktörleri var. Yani binlerce Türkiye'ye yatırım yapma potansiyeli olan, Türkiye'ye yatırım yapmış, ikna edilmesi halinde yine Türkiye'ye dönüp Türkiye'de yatırım yapmaya meyilli yatırımcılar var. Bu piyasa aktörleri de parasına göre pozisyon alıyor. Yani onların daha böyle ideolojik ya da bel altı vuruşlarla çok bir işi olmuyor. Dolayısıyla bu piyasanın bu aktörlerine güven telkin eden Söz de değil eylemler e, gerekiyor. Şimdi bu eylemler e, deyince de evvel emirde sanıyorum birkaç 10 milyar dolarlık bir e, paket e, arayışı e, söz konusu. İşte Katar'dan bir 15 milyarlık bir e, vaat yarında galiba e, bir bakanlar geliyor. Beş milyar giriyor, dolarlık bölümüyle onu, ilgili. Katar'dan. E, ben şeyi sordum. Kuveyt'le e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kuveyt emiriyle bir görüşmesi olmuştu. Oradan da olumlu bir yaklaşım söz konusu miktarı artırma yönünde müzakereler devam ediyor imiş e, kuvvetle de. E, bunun Çin'le daha önce bir anlaşma yapmıştı. 3.2 milyar Altın. dolarlık, 3.6 milyar dolarlık bir o e, da açıklanmış durumda. Kuveyt'in rakamını artırılmaya çalışılıyor. E, artı işte Avrupa ülkeleri özellikle Almanya e, e, da işte yine Sayın Berat Albayrak'ın yapacağı görüşmeler. Devamında ay sonunda Cumhurbaşkanı'nın Sayın Erdoğan'ın Almanya ziyareti. Oralarda da bu finans ayağı e, önemli bir başlık e, olacak. E, tabii e, IMF şu anda yani Türkiye'nin e, bu sıkıntıdan kurtulması ya da bir nefes alması piyasalara pozitif bir mesaj vermesi için e, IMF'i adres olarak gösteren yaklaşımlar var. Avrupa ülkelerinden de yani Almanya'dan, Fransa'dan hadi gidin IMF'le anlaşın telkinlerinin geldiğini de biz e, biliyoruz. Ama hükümette böyle bir e, irade yok. Yani IMF'le oturup bir stand-by anlaşması yapma iradesi hükümette yok. Bugün de yine e, Sayın Bakan bunu açıkladı. Dolayısıyla IMF'e alternatif yani IMF'den e, ile yapılacak bir stand-by anlaşması yerine e, bu e, e, Türkiye'ye borç sürdürülebilirliği mesajını verecek e, başka aktörler, Çin, Körfez, Avrupa, Buralardan, Orta Asya, or, or, Orta Asya e, oluşturulacak paketlerle e, piyasaya bakın biz borcumuzu döndürebiliyoruz mesajının verilmesi. O güvenin sağlandıktan o güven, sonra tekrar tabii, eski akışın yani başlaması. Söz değil eylem yani çok önemli bu noktada. Mustafa eylem arkasından edir. da zaten eylem. bir dakikamız var Mustafa Bunun arkasından Mustafa. da zaten Türkiye'nin yapması gereken şeyler geliyor. Onlar da e, yatırım, yabancı yatırım, kalıcı yabancı yatırım ki Avrupa Birliği Almanya diyelim çünkü Avrupa Birliği'nin dışında Avrupa Birliğinde de Almanya'nın dışında yeni yatırım ya da Türkiye'nin Türkiye'yi Türkiye'de fark yaratacak bir yatırım yapabilecek ülke yok yani Hollanda, Fransa'nın yatırımları var Türkiye'de Belçika'nın var İspanya'nın var filan ama bunların çok büyük boyutlu arttıktığı Türkiye'de Tasarım. hissedilebilir bir artış yaratması orada çok. Mümkün tasarruf gözükmü. dönemine girmemiz gerekiyor. Türkiye'nin biraz tasarruf dönemine girmesi gerekiyor. Bir, buna Girdik devletten hala. başlayacak. Şimdi vatandaşlar diyebilir, neyimiz var ki tasarruf edeceğiz? Evet, insanların tasarrufları daha çok küçük çaplı kalır. Fakat ben şunu biliyorum. En küçük tasarruflar bile 80 milyon. 60 milyon, 80 milyon nüfusu, 60 milyon civarında seçmeni olan bir ülkede. Ki bunların en az 40 milyonunun, 45 milyonunun gelir getirici bir işte çalıştığını Varsayarak söylüyorum. Ee, Ayda 100 lira koysa. Aynen öyle. <laughs> Zaten bu iş biraz böyle oluyor. Büyük fonlar böyle de, yaratılıyor. De, devletin ama ön ayak olması. Evet şimdi yani. devlet atıyorum. Besi Hümeti. mesela yeterince tanıtamadılar. Bireysel emeklilik sigortasını. Benim kanaatim. Çünkü o çok önemli bir alternatif bana göre. Neyse. E, devlet kendinden başlayacak dolayısıyla. Başladı galiba. Elbette başladı biraz. Daha da önemlisi yapılan tasarrufu emmeyecek bir... Enflasyon, fiyat istikrarı, enflasyon dizginleyici, fiyat fiyat istikrarını sağlayıcı kontrol mekanizması. Bu serbest piyasa isteyen istediği yerden satın alır diyebileceğimiz kadar basit değil. Üretimden rafa kadar olan süreç çok net ve 4-5 ayaktan oluşan bir süreç. Çok fazla girdisi yok bunun. Ve kontrolü de çok zor değil. Bunu çok uzun zamandır tartıştığımız için işin içinde Masanın her iki tarafında da. Tüccar, üretici ve tüccar tarafında da, e, kontrol e, düzenleyici ve kontrol tarafında da, yani devlet tarafında da e, muhataplarıyla konuştuğunda ortaya çıkan tek gerçek. E, sahanın tek bir bakanlık, tek bir otorite tarafından düzenlenmediği. Dolayısıyla biraz bugün işte bakan Berat Albayrak'ın açıklamasında vardı. Daha geniş bir e, şey gerekiyor, e, çaba gerekiyor. Daha çok katılımcının olduğu bir süreç gerekiyor diye enflasyonla mücadele için. Bunun yapılması halinde insanların e, o yapacağı 100 liralık tasarrufu pazarda, markette, özellikle de markette cebinden almalarını önleyebilirler. Buna yönelik de ciddi bir baskı var. Baskı da sonuç verdi onu da söyleyeyim. Bütün bakanlıklarda, e, Tarım Bakanlığında, Ticaret Bakanlığında, belki Maliye tarafında da vardır orayı bilmiyorum henüz e, ee, bu fiyatlarla ilgili bu dengesizlikler, zikzaklar nasıl oluyor, neden oluyor ve bunlara karşı hangi aşamada ne yapabiliriz? Denetlemeyi nasıl yaparız ya da nerede eksiğimiz var diye bunların hepsi çalışılıyor. Aslında söylemiz bitti ama bir, bir, bir birkaç dakikada. Çok, da. çok kısa bir şey söyleyeyim. Ee, Türkiye'nin bu yıl içerisinde ödemesi gereken işte 180 milyarlık bir e, özel sektör, geri kalanında cari açıktan kaynaklı 240 milyar dolarlık bir borcu var. Evet. Bu borcun e, ödenmesi gerekiyor. Dolar bazında baktığımızda yıl başında 3.80 bugün 6.80 civarında. İşte gidip geliyor. Her ne kadar şimdi 6.50 <laughs> yok ama benim 240 o kadar. Yok 240. o kadar, kadar yüksek kadar değil. o kadar. Yani. Dolayısıyla dolar da 3 liralık bir artış var. 180 ama şey Dolarda da 3 liralık bir artış var. Bu 3 liralık artışa baktığınız zaman 240 ile çarptığınızda 720 eder. 680'e bölün 105 milyar dolarlık buna içeride ekstra bir yük geldi. Yani biz bundan sonraki süreçte özel sektörün bu borcunu yani aymaz bir şekilde değerlendiği bir borcu kimin sırtına yıkacağız? Biz 2001'deki bankalar krizinde bunu bir şekilde oturup kararlaştırmış 54 bankanın 25'i öyle hatırlıyorum rakam belki yanlış olabilir. 54 bankanın 25'ini tamamen kapatıp bunun yükünü de bütün e, hazinenin Tam üzerine. Tam öyle değil ama burada yani özel sektör üzerine, dolar borcu diyoruz ama dolar dolar varlığı özel sektörü kısa vadeli borç ödeme anlamında döviz açığı yok. Döviz fazlası var yani 4 yok milyar olaymış. dolar yok dolar varlığı o, o özel dolar, dolar e, yok borcunun olaymış. üstünde şu yok, anda. O zaman yani, bu kriz olmazdı. Yani o kriz olmazdı o zaman. Eğer ki dolar fazlası varsa niye dolar artıyor kriz, o zaman? Kriz dediğimiz yani şu anda borç ödemedim baktım Diyor, diye bir şey. Döviz döviz kurundaki yükselişi döviz. yani anlamında eğer ki elinde 3 puan yüklediği zaman bu, döviz varlığı da, da yükselmiş oluyor. Bu talep dengesidir. Yani ben de onu söylemeye çalışıyorum. Arz talep dengesidir. Arz talep dengesi. Tam borsanın içerisinde... karşılığı kadar dolar mı var diyorsun? Va evet. Yani. Ama varsa varsa onu ödeyebilme gücü artı 4 milyar kısa vadeli özel sektörde Yok öyle bir şey. Kısa vadeli. Olmadığı için batıyor zaten. Açığı 4 milyar dolar şu an fazla. bankaların esas, ötelediği esas telaş devamıyla ilgili. Kısa vadeli değil, devamıyla ilgili şu acaba. Tam bankaların bankaların süresi sürekli ötelemek zorunda kaldığı bir borç var. var. Bankaların sürekli görmediğimiz 150 milyar dolar değil bu borç. Onun için söylüyorum. Neyse işte diyelim ki 1 evet. lira. 1 yıl içinde 80 bir lira. Bu 1 liranın ödenmesi bir gerekiyor. Bir daha bir daha düşük. düşük. Tamam? Bu 1 liranın ödenmesi gerekiyor. Diyelim ki 1 lira. Bu bunun ödenmesi gerekiyor. Bunun ödenmesinde bir sıkıntı var ki bu ödemede kolaylık olsa bu kadar şeyi yaşamazdık. Burada bir sıkıntı var ki yaşanıyor. Bankalarda sürekli tamam, olarak, tamam yani ben hı, ilk söylediğine itiraz ettim. Bankalarda sürekli olarak bunu öteleyerekten görmezden gelmeye çalışıyor ama kendisi de açısından da büyük risk oluşturduğunu o da görüyor. Dolayısıyla sağdan soldan para bularaktan bu çevrilebilecek bir şey değil. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Birincisi bu. İki bunu yaparken yapısal reformları bir an önce halletmek gerekiyor. Evet. Türkiye çok uzun süredir bunu hep öteliğe geldi ve bu ötelemen artık şeyine geldi. Aynen bankalarda olduğu gibi 99-2001 arasında da Türkiye yapısal problemleri çözmekte zorlanıyordu. Ama 2001'de herkes bir araya geldi. Bir de aykırıların koalisyonu vardı ortada. Yani MHP, DSP, Anap koalisyonu vardı. Dolayısıyla o koalisyonun getirmiş olduğu bir de dinamizm vardı ve o dinamizmle Dinamizm demeyelim 25 de kimse Kemal tabii, Derviş'in yaptıklarını. Kimse ama yapıldı da doğru yapıldı. Çünkü ondan sonraki Avrupa'nın yaşadığı tabii, bankalar krizini Türkiye yaşamadı. Yapısal sorunlarını çözdüğü için. Evet. Ee, ki o dönemde çok iyi hatırlayın. Ali Babacan'ın bir Ali Babacan, değil yani. Bunu Ali Babacan'ın altını çizdiği doğru yapılmış, iyi ki de yapılmış dedi. Ama bunun üzerine bir şey koymamız ve bu yapısal değişimleri sürekli hale getirmemiz gerekir diye 2007'den beri Türkiye konuşuyor. Dolayısıyla 10 yıldır bunlar bir türlü hayata geçmiyor. O nedenle bu borcu kim üstlenecek? Şu an ortada olan bir kor var. Bu kor kimin sırtına kalacak? Hazineye mi kalacak? Vatandaşa mı kalacak? Bankalara mı kalacak? Hazineye kalması vatandaşa kalması demek. Işte özel özel <laughs> sektöre mi kalacak? Buna oturup herkesin bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Önümüz şunu hmm. unutmayalım. Bugün açıklanan enflasyon rakamları yüzde 17 küsür işte 17.9, 18 değil. 32'de üfe var. İkisinin toplamı 50 eder. Yarısını aldığınızda yüzde 25 eder. Yani bir dükkan kirası açısından baktığınızda bu ay o dükkan kirası bir yıllık yüzde 25 artış demektir bu kira sözleşmelerinde. O nedenle bunun evet. devlet tarafından da bir kontrolü, yeni bir düzeni ve karşılıklı olarak bir sisteme oturtulması gerekiyor. Fırsatçılıkları da bir kenara bırakırsa. Muharrem Sarıkaya Haber Türk yazarı ve yorumcusu Mustafa Kartoğlu Sar Gazetesi Ankara temsilcisi Mehmet Hacet Kanay'da Ankara temsilcisi çok teşekkür ediyorum. Demek ki bir daha ekonomiden başlayalım konuşmaya ki konuşacak <laughs> daha fazla şey varmış. Önümüzdeki programlarda tekrar sizi e, konuk etmek isteriz. Basın kartından bu akşamlık da bu kadar. Kısa bir ardından TET Haber canlı yayınlarıyla karşınızda olmaya devam edecek.